Ve salatu ve selam ala seyyidil evveline vel ahirin seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'du fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne eftalel hadisi kitabullah ve eftalel hediye hediyü seyyidina Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'ah ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibiha finnar ve bis senedil muttasile alen nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal selamun ala menitteba'al hüda emma ba'du fe inni ed'uke biddiayetil islam Eslim teslem yu'tikallahu ecreke merrateyn fe in tevelleyte fe inne aleyke ismel erisiyyin ve ya ehlel kitabı tealev ila kelimetin sevaim beynena ve beyneküm ella na'bude illallah ve la nüşrike bihi şey'a ve la yettehize ba'duna ba'dan erbaben min dunillah fe in tevellev fe kulu şhedu bi enna müslimun sadaka Resulullah fîmâ kal ev kemâ kal. Aziz ve muhterem kardeşlerim, Allah cümlenizden razı olsun. Allahu Teala Hazretlerinin selamı, rahmeti, bereketi dünyada ve ahirette sizlere nasip olsun. Allahu Teala Hazretleri iki cihanın hayrını sizlere göstersin, ikram eylesin. Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin mübarek hadislerini öğrenmek, dinlemek, onun sünnetine uymak dinimizin aslı esasıdır. Biz de bu sebepten burada Peygamber Efendimizin hadis-i şeriflerini okuyor ve her hafta bilgimizi bu konuda biraz daha genişletmeye çalışıyoruz. Bu hadis-i şeriflerin okunmasına ve izahına başlamazdan önce Peygamber Efendimiz'e sevgimizin, bağlılığımızın, saygımızın, ümmetliğimizin bir nişanesi olmak üzere ve onun cümle âlinin ve ashabının ve etbaının ve ahbabının ruhlarına hediye olsun diye vesair enbiya ve mürselin ve cümle evliyaullah ve mukarrabinin ruhlarına ve bilhassa ümmeti Muhammed'in mürşitleri olan hakiki varisi nebi olan ulema-i muhakkikin saadat ve meşayih turgu aliyemizin ruhlarına hediye olsun diye bu hadisi şerifleri zapt ve tespit edip nakil ve rivayet eyleyen alimlerin, ravilerin ruhlarına hediye olsun diye, okuduğumuz kitapları yazanların, içinde ibadet ettiğimiz ibadethaneleri yapanların, yardımcı olanların, kendilerinin ve geçmişlerinin ruhlarına hediye olsun diye, bu beldeleri bizden önce çarpışıp çalışıp Allah yolunda cihad ederek fethetmiş olan fatihlerin, şehitlerin, gazilerin, mücahitlerin, düşmanlar saldırdığı zaman müdafaa eden muvahhid askerlerin ruhlarına hediye olsun diye ve uzaktan yakından bu hadis-i şerifleri dinlemek üzere buraya toplanıp gelmiş olan siz kardeşlerimizin ahirete göçmüş bütün sevdiklerinin ve yakınlarının ruhlarına da hediye olsun. Biz yaşayan Müslümanlar da Rabbimizin rızasına uygun yaşayalım. Huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varalım diye bir Fatiha-i Şerif, üç İhlas-ı Şerif okuyalım. Ondan sonra başlayalım. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. İyyâke nestaîn. Her şeyde hikmet vardır. Kardeşlerimiz bir İngiliz'i misafir getirmişler. O henüz İslam'a girmemiş. Birçok dinleri inceleme arzusundaymış. Bizimle de konuşmak, sorular sormak üzere gelmiş. Biz de hadis-i şerif dersinden sayfa öyle bir yere geldi ki sanki o şahsa cevapmış gibi bir hadis-i şerifi okuyup onun izahından derse gireceğiz. Sıra zaten oradaydı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, muhterem kardeşlerim, Allah'ın Celle Celaluhu alemlere rahmet olarak, yani lütfundan, kereminden insanlar doğru yolu bulsunlar da cehennemde yanmasınlar diye önceden haberci olarak, müjdeci ve korkutucu olarak gönderdiği peygamberlerin en sonuncusudur. Allah-u Teala Hazretleri insanları yaratıp yaşatırken
dünyaya göndermiş ve onlara hayat denilen bir devre nasip etmişken onları kendi başlarına bırakmamıştır. İnsanların dünya üzerinde yaşamalarını, doğruyu bulmalarını, mutlu olmalarını sağlayacak hususları onlara öğretmiştir. Onlara ilerideki tehlikeleri bildirecek haberciler göndermiştir. İlk insan ve peygamber Hazreti Adem'den itibaren ve in min ümmetin illa hala fiha nezir, hiçbir ümmet yoktur ki Allah oraya bir ihtarcı, bir haberci göndermemiş olsun. Rahmetinden her diyara bir şey göndermiştir Allahu Teala Hazretleri. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir ümmete değil bütün insanlara peygamber gönderilmiştir. Sadece Araplara değil, Araba ve Aceme ve Türke ve Kürde ve Çerkese ve Abaza'ya ve efendim Boşnağa ve efendim Avrupalıya, Afrikalıya, Zenci'ye, efendim Kızılderili'ye, Sarı Benizli'ye, Soluk Benizli'ye herkese göndermiştir Allah. Kıyamete kadar peygamberliğinin devresi devam edecektir. Kendisine indirilmiş olan Kur'an-ı Kerim, Kelam-ı Kadim, Mushaf-ı Şerif, Allahu Teala Hazretleri tarafından ona vahyedilmiş ayetleri ihtiva eder ve bunlar ve bunlar Allahu Teala Hazretlerinin dileği ve garantisi ile bozulmadan bugüne kadar gelmiştir. Çünkü inna nahnu nezzelne zikre ve inna lehu lehafizun. Kur'an-ı Kerim'i hiç şüphe yok ki biz indirdik. Bunda şek şüphe tereddüt etmeye lüzum yok. Onu indiren biziz ve onu da kıyamete kadar her türlü tasalluttan, tahriften koruyacak olan biziz buyuruyor Allahu Teala Hazretleri azamet sigasıyla, yani azametinden dolayı ben demiyor, biziz diye hitap ederek böyle şey yapıyor. Buna Arapçada azamet sigası derler. Azametinden, celalından, kibriyasından dolayı buyuruyor ki bunu biz indirdik, biz koruyacağız. Yani Allahu Teala Hazretleri ben indirdim, ben koruyacağım diye garanti vermiş olduğu bir Kur'an-ı Kerim'e sahibiz. Hükmü bütün insanlara şamil olduğu için Kur'an-ı Kerim'in ve Peygamber Efendimiz'in vazifesi bütün insanlara yönelik olduğundan, bir beldeye, bir bölgeye, bir şehre, bir kasabaya, bir küçük zaman parçasına, bir dilime efendim mahsus olmadığından Peygamber Efendimiz İslam'ı her tarafa yaymak için kendi zamanında tedbirler almıştır. Kendi zamanında tedbirler almıştır. Öyle peygamberler vardır ki zamanlarının muvakkat olduğunu biliyorlardı ve söylüyorlardı. Mesela Hazreti İsa aleyhisselama diyorlar ki sen misin o methedilen gelecek mübarek şahıs? Hayır diyor, ben onun müjdecisiyim. O benden sonra gelecek diyor. Çünkü Peygamber Efendimizin geleceğini her ümmetten fertlere kendi peygamberleri vasıtasıyla Allah-u Teala Hazretleri bildirmiş, onun devresine sizin soyunuzdan birisi erişirse uyusun diye onları bilgi sahibi kılmıştır. Hepsiyle ahd-ü misak etmiştir. Çünkü Yahudiliğin yayıldığı bir yere efendim orada başka bir din gelmemiş olabilir, Yahudiler uzun zaman kalmış olabilirler. Hristiyanlığın yayıldığı bir yere başka bir din gelmemiş olabilir, uzun zaman kalmış olabilirler. Öteki ümmetlerin, peygamberlerin ümmetlerinin yaşadığı devrelere, bölgelere başka mesajlar, inançlar gitmemiş olabilir. Oradaki insanlar bilsinler ki çok mükemmel bir peygamber gelecek, ahir zaman peygamberi gelecek diye her tarafa bilgi yayılmış. Yani şanı, şerefinin yüceliğinden dolayı. Nitekim İngilizce yazılmış olan bir Pakistanlılar tarafından yazılmış olan bir kitapta okumuştum. Daha başka kitaplarda da benzeri malumatı ve belgeleri
bilgileri görmüştüm. O kitapta efendim diyordu ki müellif, Peygamber Efendimizin peygamber olarak gönderileceğine dair Hindistan'daki dinlerin kitaplarında da bilgi var. Çünkü biliyorsunuz Hint kıtası çok büyük bir kıta, çok büyük bir bölge, çok yaygın bir bölge, çok eski devirlere kadar inen, yani milattan çok öncelere, gerilere giden geniş kültürlerin bulunduğu, kaynaştığı bir bölge. O Sanskritçe, efendim Brahman ve Budist metinlerinde de Peygamber Efendimizin geleceğine dair bilgiler var. Hatta işte fotokopileri, işte resimleri, işte sayfaları, işte ifadeleri diye İngilizceye tercüme etmiş o kitapların sayfalarını. Ayrıca İranlıların İslam'dan önceki devrelerde bölgelerini idare etmiş olan Sasaniler ve Persler ve Medler zamanında çıkmış olan inançlarda da ileride bir peygamber gelecek diye malumat var. İncil'de de ileride bir peygamber gelecek diye malumat var. Tevrat'ta da ileride bir peygamber gelecek diye malumat var. Ve bunlar Kur'an-ı Kerim'de de bildirilmiş. Nitekim Kur'an-ı Kerim'in bir ayeti kerimesinde, Saf suresinde Allahu Teala Hazretleri buyuruyor ki, Hazreti İsa şöyle demiş kavmine, Allah bize bildiriyor. Ayet-i kerimeyle bize bildiriyor ki, Ya Beni İsrail, ey İsrail oğulları, İnni Resulullahi İleyküm, ben İsa, size Allah'ın gönderdiği bir elçiyim, Resulüm. Musaddikal lima beyne yedeyye minet tevrat, benden önce Musa aleyhisselama indirilmiş olan Tevrat'ı tasdik edeceğim. O da hak peygamberdi. O kitap da hak kitaptı. Onun içindeki ahkama da evet, tamam. Ve mübeşşiren bir Resulün ye'ti min ba'd ismuhu Ahmet. Ve benden sonra gelecek olan ve adı Ahmet diye isimlendirilmiş olan bir peygamberi de size müjdelemekle görevliyim. Hazreti İsa diyor bunu kavmine. Ve mübeşşiren bir Resulün, öyle bir peygamberin geleceğini müjdelemekle vazifeliyim ki ye'ti min ba'di, benden sonra gelir o dünyaya, ismuhu Ahmet, ismi de Ahmet olacak diye o zamandan bildirmiş. Felemma ca'ehu bil beyinati galu hâzâ sihrun mubin. Beyineleri, ayetleri, delilleri, mucizeleri gösterdiği zaman peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dediler ki bu apaşikar sihirbazlıktır. Olağanüstü şeyler, sihir yapıyor bu adam dediler. Bilemedikleri için o zamanın müşrikleri. İşte böyle bir peygamber. Yani Yahudiler bekliyorlar ki Allah'ın met ettiği o zat nereden gelecek, nasıl gelecek? Bekliyorlardı. Hatta Mekke'nin müşriklerine diyorlardı ki bir peygamber gelecek. Göreceksiniz o zaman biz putları nasıl kıracağız. Sanıyorlardı ki Yahudilerin içinden gelecek. Efendim putları kıracak ama kendi işlerinden gelecek sanıyorlardı. Tahmin etmediler. Arapların içinden, yani Kureyş'in içinden çıkacağını tahmin etmediler. Daha önce tehdit ediyorlardı. Siz şimdi şöyle yapıyorsunuz, böyle yapıyorsunuz bize ama. Bir peygamber gelecek, biz putların hepsini kıracağız. Sizin hepinizi sileceğiz yeryüzünden. Yani şirk kalmayacak diyorlardı. Ama geldikten sonra keferu bihi, yani felemma ca'ehu ma arafuhu keferu bihi, o önceden bildikleri, kendilerine bildirilmiş olan şey vukua gelince bu sefer kafir oldular, inkar ettiler. İnkar et, felanetullahi alel kafir, inkar ederse etsin, Allah'ın lanetine uğrarlar. Allah'a kimse zarar veremez. Haşa, sümme haşa, Allah'a hiç kimse zarar vermez. Bir insan silahını gökyüzüne kaldırsa, bütün silahının şarjörünü gökyüzüne boşaltsa ne olacak? Allah'la zıt giden kendisi mahvolur, perişan olur. Onlar öyle oldular. İşte Peygamber Efendimiz böyle bir peygamber. Bunu böylece bilesiniz. Eski kitaplarda, Hindistan'da, Çin'de, İran'da, Avrupa'da, Amerika'da, efendim Afrika'da yayılmış
efendim dinlerin mukaddes kitaplarında Peygamber Efendimiz'e ait bilgiler var. Kimisinde ismi belirtiliyor. Yani ismi şu olacak diye. Nitekim İncil'lerde de İncil'lerin asıl nüshası elimizde yok. Tercümeleri var. Muhtelif dillere yapılmış tercümeleri var. Böyle bir şahıs gelecek diye bilgi var. Ama onlar diyorlar ki o şahıs Cebrail olacak filan. Ya o şahıs diyor, melek demiyor ki. Cebrail olsaydı melek gelecek derdi. Melek zaten gelir gider. Onu söylemez Allah-u Teala Hazretleri. Bu uzun bir bahistir. İspatı yapılmıştır. İngilizce neşredilmiş kitaplarda, mesela Türkçe'ye de tercüme edildi. Muhammed Dedet diye bir şahsın, Güney Afrika'da Pakistanlı Müslüman bir şahsın, oradaki papazlarla yaptığı münazaralar ve münakaşalar sonunda İngilizce olarak telif ettiği eserler var. O eserleri Diyanet İşleri Başkanlığı tercüme etmiş, neşredilmiş. O kitaplar var elimizde yani. O bilgilere umumiyetle halkımız vakıf. Peygamber Efendimiz kendisi de sallallahu aleyhi ve sellem kendi devresinde, hatta Mekke devresinde sabredin bu din yayılacaktır dedi. Bu işkencelerden yılmayın, bu din galip gelecektir dedi. Vallahi dedi, bu din okyanuslara yayılacak, denizlerin üzerinden kıtalara dağılacak diye hadislerinde bildirdi ki biz bu hadislerin bir kısmını buralarda okuduk. Daha en ümit ışıklarının zayıf olduğu devrelerde dahi böyle dedi Peygamber Efendimiz. Çünkü kendisine bu bildiriliyor idi. Bunun böyle olacağı kendisinin peygamber olmak dolayısıyla malumuydu. Peygamber Efendimiz çevresindeki insanlara İslam'ı tebliğ etti. Hristiyanlara tebliğ etti. Hristiyanlar hakkında ayetler indi. Ya ehlel kitap, ey Kur'an'dan önce kendilerine kitap indirilmiş olan kavimler, yani Yahudiler, Hristiyanlar, ey kitap ehli olan insanlar, teâlev ilâ kelimetin sevâin beynenâ ve beyneküm, aramızda müşterek olan söze gelin. Ellâ na'bude illallah, o söz ki Allah'tan gayriye ibadet etmeyelim. Ve lâ nüşrike bihi şey'en, ona bir herhangi varlığı, yaratığını şerik, ortak koşmayalım, müşrikliğe düşmeyelim. وَلَا يَتَّخِذَ بَعْدُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللّٰهِ Allah'ı bırakıp da insanlar birbirlerini put edinmesin, ilah edinmesin. Hz. İsa'yı çarmıha gerilmiş gösteriyorlar, başı düşmüş, kolları düşmüş, ayakları kıvrılmış, geçiyorlar karşısına, tapınıyorlar. Ya bu Allah'ın kulu, işte senin gibi kolu var, bacağı var, gözü var, kulağı var. كَانَا يَكُلَانِ الطَّعَامُ اُنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْاَيَاتِ سُمَّهُمْ يَسْتِرُ. Yani yemek yerdi, çarşıda pazarda dolaşırdı. Senin benim gibi beşer idi. Allah'ın beşer kul olan yaratığını ona eş, ortak koştular. Allah'ın oğlu dediler. Sümme haşa, olacak şey değil. İnsanların şaşkınlıklarının haddi nihayeti yok. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hristiyanlara bu ayetleri tebliğ etti. Yahudilere, havralarına kadar gitti. Ben dedi Tevrat'ta bahsedilen peygamberim, bana iman edin dedi. Kimisi iman etti, kimisi etmedi. İman eden Yahudi alimleri var. Evet, sen Tevrat'ta bahsedilen peygambersin, kabul ettik diye Müslüman olanlar var. Mesela Yahudi hahamlarından Abdullah İbn-i Selam radıyallahu anh onlardan biridir. Medine-i Münevvere'ye Peygamber Efendimizin geldiğini duyunca, dur bakalım birisi geldi diye söylüyorlar, gidip göreyim şunu demiş. Feiza vecuhu leyse bi vecihi kezzabin, yüzüne bir baktım ki diyor, kendisi anlatıyor sonradan, yüzü hiç öyle yalan söyleyecek bir insan yüzü değil, pırıl pırıl nurani. Peygamber Efendimizin simasına hayran kalmış, kendisi Yahudi, görmek için gidiyor yani, neyin nesiymiş diye anlamak için gidiyor. Ondan sonra kendisi Peygamber Efendimiz Yahudi havrasına gittiği zaman dedi ki, ey Yahudi cemaati, Tevrat'ta şu ayet var, şu ayet var, şu ayet var. Sizin kitabınızda benim peygamber olarak geleceğim yazılmış. Allah tarafından size bildirilmiştir bu ayetlerde. Bana iman edin, bana tabi olun dedi. Onlar böyle başlarını önlerine eğdiler, cevap vermediler. Tebliğini birkaç defa tekrarladı Peygamber Efendimiz. Sonra havradan çıktı, geri döndü. Giderken arkasından bu Abdullah İbn-i Selam koşarak geldi. Dedi ki, ya Resulallah,
şehadet ederim ki sen Allah'ın hak peygamberisin, elçisisin. Senin söylediklerin doğrudur. Bu ayetler, bu cümleler Tevrat'ta vardır. Biz gerçekten öyle bir şeyi bekliyorduk. Sen Allah'ın hak peygamberisin. Bunlar kıskançlıklarından, inatlarından cevap vermediler sana. Ben onlardan değilim, ben sana tabi oldum dedi. Abdullah İbni Selam. Hristiyanlardan Müslüman olanlar var. Peygamber Efendimiz'e ilk vahiy geldiği zaman az çok eski kitapların bilgisine sahip olan eski alimlerden sen ileride peygamber olacaksın gördüğü rüyalar şeylerden, o Cebrail Aleyhisselam'ı görmesinden, Hıra hadisesinden dolayı filan, ah senin zamanına keşke ben yetişsem, keşke kavmin seni yurdundan çıkartacağı zaman senin yanında sana yardımcı olsam dedi o şahıs. Peygamber Efendimiz'in yanındakiler de dediler ki ya çıkartacaklar mı? Kavmi bunu Mekke'den çıkartacak mı bunu? Evet çıkartacak diye söyledi. Çünkü kitaplarda bunlar yazılıyor. Savaş yapacağı, müşriklerle savaşacağı, putları kıracağı o Hint kitaplarında da yazılmış. Peygamber Efendimiz başkalarına mektuplar da gönderdi. Eline efendim yani bayağı imza atarak şey yaparak efendim mektup yazdırarak elçilerin eline mektup vererek gönderdi. Nereye gönderdi? Mısır'a gönderdi. İran'a gönderdi. İran'da Sasani İmparatorluğu vardı. Bizans İmparatoru o zaman o Peygamber Efendimiz'in zamanında yaşayan İmparator Heraklius idi. Heraklius'e gönderdi. Elçi gönderdi, kitap şey gönderdi. Daha başka çevredeki meliklere gönderdi. Zamanının Habeş İmparatoru Necaşi Peygamber Efendimiz'e iman getirdi. İman getirdi ve Peygamber Efendimiz onun vefat ettiği gün o Habeşistan'da, Peygamber Efendimiz Suudi Arabistan'ın olduğu mıntıkada, arada dağlar, denizler, kilometrelerce, yüzlerce kilometre mesafeler var. Dedi ki kardeşiniz Habeş İmparatoru Necaşi vefat etti, ona namaz kılacağız dedi. Oradan gıyabında cenaze namazı kıldı Peygamber Efendimiz. Onun mümin olmasından dolayı. O imparator İslam'ı kabul etti. Çünkü kendisine sığınan Müslümanlarla Mekke'nin müşriklerinden gelip bunları bize teslim edin, biz bunları asacağız, keseceğiz diyen insanların konuşmalarını dinlediği zaman bunlar haklı, ben bunları haklı görüyorum diye tabi olmuştu, Müslüman olmuştu. Heraklius'e de şey gönderdi, mektup gönderdi. Şimdi okuduğum mektup Heraklius'e gönderilen mektuptur. Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuş. Yani hadis-i şerif tabi, o da onun buyurduğu şey mektuba yazılmış ve Heraklius'e gönderilmiş. Bu mektuplardan hali hazırda o zamanki yazısıyla müzelerde elde mevcut olanlar var. Ürdün Müzesi'nde, Mısır Müzesi'nde, İstanbul Türk İslam Eserleri Müzesi'nde. Bir de Güneydoğu Anadolu'da Ermeni Süryaniler var biliyorsunuz. Ermeni Süryanilerinin efendim papazlarından birisi Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne gelmiş. Kendisinin yazdığı bir kitap da bırakmış. Bizim de Hristiyan vakıflarımız var. Bize vakıflarımıza işte idare etme selahiyeti verin filan gibi konuşmalar için Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne geldiği zaman o kitabı da hediye etmiş genel müdüre. O genel müdüre hem kendisi şifahen söylemiş hem de ben kitabında sonradan gördüm. Bize diyor sizin peygamberiniz tarafından gönderilmiş mektup var. Biz onu kilisemizin şeyinde saklıyoruz diyor. Yani demek ki Anadolu'da, Güneydoğu Anadolu'daki Süryani kiliselerinde, Ermeni kiliselerinde de Peygamber Efendimiz'in mektubu ulaşmış. Onlar da Müslüman olsunlar diye onlara da yazılmış. Ama onlar hala Hristiyan kalıyorlar. Allah nasip etmemiş demek ki, doğru yolu göstermemiş. Şimdi bu Heraklius'e gönderilen mektup. Bismillahirrahmanirrahim. Peygamber Efendimiz besmele ile başlamış yazdırma. Sonra ne demiş? Min Muhammedin İbni Abdillahi ve Resulihi veyahut İbn kelimesi yoksa min Muhammedin Abdillahi ve Resulihi ila Hirakle Azimir Rumi. Başlangıcı şöyle mektubun. Bu Allah'ın kulu ve elçisi Muhammed'den Roma, Doğu Roma İmparatorluğu'nun ulusu, başkanı Herakle yazılmış mektuptur. Selamun ala menitteba'al hüda. Hidayete
İttiba edenlere selam olsun. Hidayete tabi olanlara selam olsun. Dikkat ederseniz Peygamber Efendimiz selamı boşa harcamıyor. Selam sana ey Heraklius dememiş. Selam sana ey Heraklius dememiş. Ne demiş? Hidayete ittiba edenlere selam olsun demiş. Yani sen hidayete girersen, Müslümanlığı kabul edersen selama erersin. Girmezsen sana bir şey yok demek bu. Tabi olursan selam sana olsun. Neden? İki sebepten. Bir, insan müşrik oldu mu, Peygamber Efendimiz ona dua etse de, tevbe istiğfar etse de, müşrik olduğu için duası onu kurtarmaz. Kur'an-ı Kerim'de bildiriliyor ki, اِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْئِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ. Yani müşriklere 70 defa söz verdim diye, yani bir sebepten dolayı tevbe istiğfar etsen dahi Allah onlara affu mağfiret etmeyecek. Münafıkları affu mağfiret etmeyecek diye Kur'an'da bildirilmiş. Demek ki iman şartı, asgari şart. O iman şartı olmadan bir kimseye beri taraftan müminler dua etseler, Allah'ın evliyası dua etse, peygamberi dua etse, iman etmediği için o duadan bir fayda ona gelmez. Çünkü iman etmedi. Kur'an-ı Kerim'den bunu biliyoruz. Onun için Peygamber Efendimiz ona dua edemezdi. Hem Müslüman olmamış olan bir kimseye sana selam olsun diyemezdi Peygamber Efendimiz. Yasak, kendisine yasak edilmiş. Çünkü dese Allah'ın hak peygamberi, ya Rabbi yağmur yağdır dediği zaman bir hafta yağmur yağdı. Peygamber Efendimiz minbere çıkmıştı. Elini tuttuğu yerde, elini ovuşturduğu yerde hastalık geçerdi. Dua ettiği şey anında olurdu. Minbere çıktı, hutbe irad ederken köylünün, bedevinin birisi oradan kalktı, dedi ki ya Resulallah, otlarımız kurudu, topraklarımız susuzluktan çatladı, hayvanlarımız ve insanlarımız susuzluktan kırılıyorlar, ölüyorlar, dua et de Allah yağmur göndersin, dedi. Hava masmaviydi diyor rivayet eden ravi, gökyüzü masmaviydi diyor. Hiçbir bulut yoktu diyor, bunu böyle dediği zaman diyor. Medine'nin kenarındaki bir dağın adını söylüyor, şu anda benim hatırımda değil. O dağın üzerinden bir atlı süvari gibi bir bulut peydah oldu diyor birden diyor. Hani süvari böyle koştura koştura atını gelir. Bir bulut peydah oldu diyor, geldi diyor. Hızla geldi diyor. Peygamber Efendimiz dua ettikten sonra şakır 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 yağmur yağmaya başladı diyor. Bir hafta yağmış kardeşlerim. Bir hafta yağmış yağmur, bir dahaki hafta efendim o bedevi diyor ki ya Resulallah dua et de bu yağmur dursun, çünkü sel basmaya başladı her tarafı. Peygamber Efendimiz tabi yağmur yağsın dediği için ya Rabbi yağdırma demiyor. Diyor ki ya Rabbi havalina diyor, çevremize yağdır ya Rabbi. Yani üstümüzden öbür taraflara rahmetin yağmasını kaydır. Edep sahibi peygamber, Allah'ın sevgili kulu, seçkin kulu ve inneke ile ala hulukin azim dediği kulu, öyle her sözü şey. Onun için selam verdiği kimseye de, bir kere selam vermeye selahiyetli olmadığı kimseye bedava efendim dua etmez, sana selam olsun demez. O sebepten etse tutar, onu etmediğinden, etmemesi gerektiğinden ne demiş? Selamun aleyküm dememiş. Selamun aleyküm dememiş veyahut esselamu aleyke ya Hirakl dememiş. Ne demiş? Selamun ala men ittaba'al huda. Allah'ın hidayetine ittiba edenlere, İslam'a girenlere, imanı kabul edenlere, doğru yola gelenlere selam olsun. Sen gelirsen sana da olsun. Gelmezsen sana bir şey yok demek yani. Bu sözün şeyi böyle, bu kadar zarif, bu kadar güzel bir selam. Emma ba'd. Gerekli görevi ifadan sonra Arapların böyle bir konuşmada söyledikleri sözdür bu. Yani üzerimize düşen vazifeyi eda ettikten sonra
sadede gelelim filan manasına kullanılan bir sözdür. Emma ba'd sözü. Hutbelerde de biliyorsunuz elhamdülillah ve salatu selam getirildikten, şehadet getirildikten sonra emma ba'du fe ya ibadallah diye geçiliyor. Kitaplarda da öyle olur. Hamdele, salvele ve duadan sonra emma ba'd diye başlar şey. Emma ba'd fe inni ed'uke bidi ayetil İslam. Ben seni İslam dinine çağırıyorum diyor Peygamber. İslam'a girmeye seni çağırıyorum. Ey Doğu Roma İmparatoru, Bizans İmparatoru Heraklius, ben seni İslam'a girmeye çağırıyorum diyor. Eslim teslem. Müslüman ol ki selamet bulasın. Çünkü dünyada imparator olmak insanı ahirette kurtarmayacak. Zengin olmak kurtarmayacak. Pehlivan olmak kurtarmayacak. Çevresinin geniş olması kurtarmayacak. Herhangi bir hatıra gelen güç kuvvet, dünyadaki efendim itibar edilen izzet vesilesi, ahirette hepsi sıfırlanacak. Hiçbirinin kıymeti yok. Ahirette imanı kamil ile ve kalbi selim ile gelenler mükafatlara erecekler. Günahla gelenler, küfürle gelenler cezalarını çekecekler, cehennemi boylayacaklar. O bakımdan eslim, Müslüman ol, selamet ki selamete eresin. Selamet bulasın. Hem dünyada selamete erersin, hem de ahirette selamete erersin. Müslüman olursun, efendim, hem dünyanın mamur olur, hem ahiretin mamur olur. Ahirette ebedi mutluluğa erersin, dedi Peygamber Efendimiz. Müslüman olmak, selamete ermek demektir. Allah bizi Müslüman etmiş, elhamdülillah. Müslüman yaşatsın, son nefesimizde imandan bizi mahrum etmesin. İmansız ahirete göçürmesin. Çünkü öyle bir devirde yaşıyoruz ki, bilhassa bizim devrimiz için hadis-i şeriflerde bilgi vardır kardeşlerim. Çok dikkat etmemiz lazım. Öyle bir hale gelecek ki insanlar dediği zamandayız, Allahu alem. Sabahleyin mümin olarak sabahlayacak, akşama kafir olacak. Akşamleyin mümin olarak akşamlamış bir kimse sabaha kafir olarak kalkacak. Neden? Çünkü sabahleyin kalkar, sabah namazını kılar, gider bir gazete okur iş yerinde. Efendim, küfür tepeden tırnağa, efendim imansızlık, ha vay bilmem ne filan, bir yanlış kanaat zihnine saplanır, kalbine saplanır, imandan gider, akşama kafir olur. Akşamleyin eve gelir, akşam namazını kılar, yatsı namazını kılar, açar televizyonun şeyini, efendim bir konuşma dinler, bir parça, bir film, bir bilmem ne, efendim oradan imanından mahrum olur, hadi kafir oluverir, gider. Allah bizi Müslüman etmiş, Müslüman yaşatsın. Müslüman yaşadığımız gibi Müslüman olarak ölmeyi, ahirette de cennetine, cemaline ermeyi nasip eylesin. Eslim teslem. Ey Heraklius, Müslüman ol ki selamet bulasın. Yü'tikallahu ecreke merrateyn. Allah sana, Müslüman ol ki Allah sana ecrini kat kat versin. İki misli versin. İki misli vermesi nedir? Yani Müslüman olan Heraklius Müslüman olsaydı, Heraklius Müslüman olsaydı, o zaman ona ecir niye iki misli verilecek? İzah ediyor Peygamber Efendimiz. İleride söyleyeceğim. Fe in tevelleyte fe inne aleyke ismel erisiyyin. Eğer sırtını dönersen, benim bu davetime icabet etmezsen, benim bu teklifimi kabul etmezsen ey Heraklius, eğer benim Müslüman ol çağrıma uymazsan, o zaman ne olur? Fe in tevelleyte, sırtını çevirip dönüp de vazgeçersen, gidersen, geri gidersen, Müslüman olmazsan, o zaman senin üzerine efendim sana tabi olan efendim tebaanın günahları da yüklenir. Çünkü onlar sana tabi. Erisiyin yani fellahin demekmiş. Yani tebaa kastediliyor. Ey Heraklius, sen Müslüman ol, Allah ecrini iki kat versin. Öyle olmaz da sırt çevirir de geri gidersen, o zaman sana tebaanın da vebali yüklenir buyurdu. İşte Müslüman kardeşlerim, muhterem kardeşlerim, her başkanın, her reisin, her hükümdarın, her güç kuvvet sahibinin,
her emrinde insanlar olan, tebaalar olan, gruplar olan kimsenin sorumluluğu budur. Eğer iyi başkanlık yaparsa, gerideki, arkasındaki, maiyetindeki insanların da sevapları kendisinin sevabına eklenir. Onun için müminlerin emirinin, başkanının ecri kat kat fazla olur. Eğer kötü idarecilik yaparsa, kendisinin kötülüklerine, günahlarına, tebaasını da kötü idare ettiği için onların kötülüklerinin veballeri de gelir, yüklenir, perişan olur. Ruzu mahşerde her başkan, her idareci, her böyle sivrilmiş kişi, mahiyetinde insan olanlar, elleri boynuna böyle bağlanmış esir gibi gelecekler, diyor Peygamber Efendimiz. Şeyde okuduk, geçtiğimiz haftaların hadislerinde okuduk, elleri boynuna esir alınmış böyle bazı kimseler getiriliyordu ya, görüyorsunuz şeylerde, boyunlarına böyle elleri bağlanmış esir olarak getirilecek, bir şiddetli hesaba çekilecekler, hesapları müspet olursa kurtulacaklar, hesapları menfi olursa hem kendi veballeri hem de kendi tebaalarının, maiyetlerindekilerin veballeri eklenecek. Burada bir en kötü hükümdarlardan birisinin misalini vereyim muhterem kardeşlerim. Hindistan'da Ekber Şah diye birisi, Moğol imparatorlarından birisi, efendim, İslam'ı değiştirmiş ve dini ilahi diye yeni bir din ortaya atmaya kalkmış. 1000 yıl tamam oldu, İslam'ın hükmü bitti, yeni bir din kuruyorum ben diye yeni bir din kurmaya kalkmış. Namazı yasaklamış, orucu yasaklamış, haccı yasaklamış, tesettürü yasaklamış. İneğin kesilmesini yasaklamış. Neden? Çünkü Hintliler ineğe tapıyorlar. Şimdi o şahsın vebalinin büyüklüğünü düşünün. Ama kim çıkmış? Onun devrinde İmam-ı Rabbani çıkmış, dikilmiş karşısına. O İslam'ı orada, böyle İslam'dan vazgeçilip başka bir din kurulduğu sırada, onun için İmam-ı Rabbani oluyor. Onun için büyük şahıs oluyor. Allah şefaatlerine erdirsin. Şimdi bu şahıs Heraklius Müslüman olsaydı ecri iki kat olacaktı. Neden? Kendisinin Müslümanlığı, yaptığı ibadetler, taatlerden bir sevap alacaktı. Bir de kendisi Müslüman oldu diye tebaası da uyuyacaktı. Kendisinin arkasından gelen insanların topunun sevapları da ona eklenecekti. O fırsatı kaçırdı bu şahıs. Kaçırdığını sonra tarih kitaplarından biliyoruz. Kelimeyi, hadisi tamamlayayım. Ondan sonra onu anlatacağım. Arkasından Peygamber Efendimiz mektubun arkasına ayet-i kerime eklemiş. Bu Kur'an-ı Kerim'den bir ayet-i kerimedir. Buyuruyor ki, yazmış arkasına, veya ehlel kitap, ey ehli kitap, tealev ila kelimetin sevain beynena ve beyneküm, sizinle aramızda müşterek olan söze, itikada, inanca gelin, ellâ nabude illallah, Allah'tan gayriye ibadet etmemek, ve la nüşrike bihi şey'en, ona hiçbir şeyi ortak şerik koşmamak, ve la yettehize ba'duna ba'dan erbaben min dunillah, Allah'ı bırakıp da insanlar olarak birbirimizi putlaştırıp efendim ilah etmemek, Rab edinmemek kelimesi üzerine, yani vahdet inancı üzerine Allah'ın varlığını ve birliğini efendim kabul etmek esası üzerine gelin, birleşelim diyor Peygamber Efendimiz. Muhterem kardeşlerim, Hazreti İsa da Allah'ın varlığına, birliğine çağırdı ama Hristiyanlar bozdular. Üçlemeyi onlar sonradan çıkarttılar, teslisi. Musa Aleyhisselam da Allah'ın birliğine çağırdı. Bütün peygamberler Allah'ın birliğine çağırdı. Hazreti İsa'nın Allah'ın birliğine çağırdığına Kur'an-ı Kerim'de delil var. Ayet-i Kerime var. Ayet-i Kerime'de bildiriliyor ki, Ruzu Mahşer'de Allahu Teala Hazretleri diyecek ki, buyuracak ki, ya İsa, ey İsa, benim peygamberim, efendim kulum, efendim, ey İsa, e ente kulte linnâsi, ittehizûni ve ümmiye ilâheyn min dûnillâh, sen mi söyledin insanlara, Allah'ı bırakıp da Allah'tan gayri beni ve anamı put edinin, ilah edinin diye, insanlara sen mi söyledin ya İsa, diyecek Allah-u Teala Hazretleri.
Çünkü Meryem'e, efendim Hazreti İsa'ya tapınıyorlar ya, şimdi ilah edinmişler ya, ne diyorlar? İsa Rab diyorlar. İsa Rab diyorlar Hristiyanlar. Efendim Hazreti İsa'yı şey diye Rab edinmişler. Haşa sümme haşa. Sen böyle dedin mi ya İsa bunlara diye Kur'an-ı Kerim'de soracağını bildiriyor. Hazreti İsa'nın cevabı böyle, yani insanın içinde böyle bir sevgi doğuyor yani. Yumuşak, gayet edepli Rabbinin sorusuna cevabı. Çünkü oyuncak değil, Rabb'ı soruyor. Diyor ki, ya Rabbi, ma kultu lehum illa ma emerteni bihi. Senin bana emrettiğinden başka bir şey ben onlara demedim ya Rabbi. Sen bana ne emretmişsen onu söyledim. Ondan gayrı bir şey söylemedim ya Rabbi. Allah'tan gayrıya tapınmayın dedim. Allah'ın varlığını, birliğini, senin varlığını, birliğini söyledim ya Rabbi diye. Hazreti İsa, seni tesbih ederim, tenzih ederim. Sana noksanın sıfatlar yakıştırıp eklerler, söylerler. Senin şanına layık olmayan şekilde seni tanırlar, inanırlar. Bu insanların şirklerinden, küfürlerinden seni tesbih ve tenzih ederim ya Rabbi diye cevap verdi Hazreti İsa aleyhisselam. İşte onlar da yine yanlış yolda gidiyorlar. Arkasında diyor ki ayeti kerimenin, fe in tevellev, ey müminler siz böyle deyin Hristiyanlara, eğer onlar döner giderlerse, kabul etmezlerse, sırt çevirirlerse, bu davetinizi kabul etmezlerse, onlara deyin ki fekulu işhedu bi enna müslümün. Bak, siz dönüp gidiyorsunuz ya, şahit olun biz bunları size söyledik, biz Müslümanız. Siz ne halt ederseniz edin, ne cehenneme giderseniz gidin ki biz işte Müslümanız deyin diye Kur'an-ı Kerim bize bildiriyor. Elhamdülillah biz de Müslümanız. Biz Allah'ın varlığını, birliğini biliyoruz. Şimdi sorarım size kardeşlerim. Senin bu boya, bu posa, bu akla, bu fikre, bu güce, bu kuvvete, bu ele, bu ayağa, bu göze, bu kulağa, bu imkanlara, bu akla, bu fikre sahip olmanda senin bir payın var mı? Yok. Bilmiyorum. Ben yapmadım. Ben yapmadım. Ben bilmiyorum. Kendimi böyle gördüm. Benim haberim yok. Bilirim, yapmış olsam bilirim. Akşam yediğim yemeği biliyorum. Yarın ne yapacağımı planlıyorum. Ben yapmadım. Ha, sen yapmadıysan seni yapan Allah. Seni yapan, yaratan Allah işte. Ama ben annemden babamdan doğmuşum. Anneni babanı kim yarattı? Şimdi kısa bir kaçamak cevap verebilirler. Canım ben annemden babamdan doğmuşum. Annem babam evlenmişler, ben doğmuşum. Anneni babanı kim yarattı? Dedem. Dedemden, nenemden doğmuşlar. Onları kim yarattı? Bu böyle gider, sonunda o adam köşeye sıkışır. Yani şimdi ben bu camide birisine kızıp da kovaladığım zaman kaçar, ama nereye kadar kaçar? Duvara kadar kaçar. Duvardan sonra sıkışır. O adam da sıkışır sonunda. Biz madem kendimizi yaratmamışız, o halde yaratılmışız. Yaradanımızı bilelim. Allahu Teala Hazretleri bizi yaratmış. Bunu bilelim. Bilmek yetmiyor. Yani kendisinize bu aşikar bir şey. Akıl, mantık bunu gerektiriyor. Ben kendim yapmadım. O halde beni birisi yapmış, yaratmış. Çatmış, çatıştırmış. Kaşımı, gözümü, kulağımı ne mükemmel tarzda. Her şeyim mükemmel. Hafızam var. Eskileri hatırlayabiliyorum, aklım var, ileriye dönük planlar yapabiliyorum, gücüm var, kuvvetim var, elhamdülillah. Bir de tabii adama sorulacak soru yağmuru var elimizde, yani böyle bir münkürü bombardımana tutarız, ayakta kalması mümkün değil. Sen doğdun, kepaze, bir karıştın veya iki karıştın, yani 22 daha 44, 45 santim boyun vardı, bu kadar bile yoktur kimisi, 30 santimdir. Şöyle bacağından tutar, ebe kaldırır havaya. 30-35 santim, 40-45 santim. 3 kilo, 3,5 kilo, 4,5 kilo. Nihayet o tosun gibi maşallah 6 kilo bir bebek. Yemesini bilmez, içmesini bilmez, yürümesini bilmez. Hiçbir şey bilmez. Bir aciz, bir biçare mahluk. O halde kaldı mı mahvolur gider. Efendim annesi babası bakıyor da ondan öyle oluyor. Ya peki hasta olduğu zaman doktor dolaşıyorsun da bazen iyi olmuyor da ölüyor. Annesi babası ne kadar istiyorlar, ah bir tanecik evladımız, ah bir kurtulsa diye çırpınıyorlar ama ölüyor. Demek ki yaşatmak da annesinin babasının elinde değil.
Bizim de öyle. Demek ki yaratan başka, yaşatan başka, düzenleyen, planlayan başka. Yani annemiz babamızdan doğmuşuz ama annemiz babamız bizim kaşımızı gözümüzü çizmemişler ki. Boyumuzu posumuzu tanzim etmemişler ki. İşte öyle bir kanun-u ilahi evlenmek suretiyle insan doğuyor ama nasıl doğacağından haberleri yok. Bazen sakat doğuyor. Hiç isterler miydi sakat doğmasını? Ama sakat doğdu. Bazen yanıp yakılıp ah bir erkek çocuğumuz olsa diyorlar. Birinci çocuk kız oluyor, ikinci çocuk kız oluyor, üçüncü çocuk kız oluyor, dördüncü çocuk. Ya Rabbi oğlanı ver, vermiyor. Yani elinde bir şey yok çünkü. Annenin babanın da elinde bir şey yok. Aklı olan insan bunu aşikar olarak görür ve bilir. Yaratmak elinde değil, cinsiyetini tayin etmek elinde değil, yaşatmak elinde değil, büyütmek elinde değil. Çok zengin bir ailenin çocuğu vardı. Zengin, köşkleri var Erenköy'de bilmem nerede. Parası anasının babasının akıyor oluk gibi. Münevver insan, zengin insanlar, dünyanın bütün imkanları şey, bodur. Heh, şu kadarcık, küçücük bir çocuk. Enine büyüyor, boyuna büyümüyor. Besliyorlar, besle babam besle, vitaminler şeyler, boyuna büyümüyor. Hadi büyüt bakalım. Büyüt bakalım. Büyütemiyorsun. Onun için insan aczini bilip kadir-i mutlaka teslim olmalı. Mahluk olduğunu bilip Halik-i Azim'e teslim olmalı. Efendim hayatının ölümünün elinde olmadığını bilip muhyi ve mümit olan Allah-u Teala Hazretlerine insan teslim olmalı. Bilmiyor, teslim olmuyor, cehenneme kadar yolu var. Akıl var çünkü, mantık var. Şu kainatın mesela alimler incelemiş, Einstein, Yahudi alimi, büyük alim, şey, astronom, fizikçi, Nobel ödülleri filan almış adam. Allah'a inanır mısın diyorlar. Tilki gibi Yahudi adam. Kapı kapı dolaşıp Yahudiliğe ihanet toplamış Amerika'da. Yani sen Allah'a inanıyor musun diyorlar fizikçi olarak. Diyor ki, kainatın yıldızlar aleminde, galaksilerde, güneşlerde, güneş sistemlerinde, yıldız sistemlerinde öyle mükemmel bir ahenk var ki, atom aleminde öyle muhteşem bir ahenk var ki, bu kendi kendine olamaz. Matematiksel bir düzenleme var. Tesadüfle izah edilmeyecek bir intizam var. Katsayılar kusursuz geliyor. Katsayıların, yani matematik formüllerinde katsayıların kusursuz olmasından bile delil çıkartıyor adam. Düzen var, intizam var. İşte bu küçük kainattaki, yani mikrokozmos dediği atom alemindeki ve büyük kainattaki, yani makrokozmos dediği efendim uzay alemindeki düzenin sahibine ben inanıyorum diyor. İnanç buysa diyor, ben inananların başındayım diyor. Mecbur. Yani aklı başında olan insanın tabiat bilgini olsun, tabip olsun, astronomcu olsun, fizikçi olsun, kimyacı olsun, inanmaması aptallığındandır. Yani bazı insan okuduğu ilmin felsefesini yapamaz, derinliğine dalamaz, ondandır. Adam münkür, hocam doktor bir tanıdığım var münkür. Felsefesini yapmıyor tıbbın. İnsan vücudunu incelemiyor. Şu gözün harikalarını görmüyor, şu beynin harikalarını görmüyor, şu kasların, şu sinir sisteminin harikalarını görmüyor, ondan inanmıyor. Felsefesini yapmaya vakti yok ki, adam kumarda, içkide, pokerde, zinada vakti öyle geçiyor. Düşünmeye vakti bulmuyor. Doktorluk diploması almasından faydalanarak etrafa çalım satıyor. Yoksa kafası çalıştığından değil. Yani felsefesini yaptığından değil. Her işin erbabı var. Öteki felsefesini yapan Einstein, yani hem fiziği hem astronomiyi inceliyor hem de felsefesini yapıyor işin. Adamlar yani derin alim oldu mu genişletiyor bilgisini, sebeplerini araştırıyor. Bak geçen gün gazetede okudum. Utangaçlık neden oluyor diye incelemişler adamlar. Utangaç bazı insan böyle mahcup, utanıyor. Neden? İncelemişler. İrsiyetten gelebileceğini de tespit etmişler. Her şey bir inceleme mevzuu. İncelediği zaman insan gerçekleri bulur. İşte böyle Peygamber Efendimiz bütün çevredeki hükümdarlara mektup gönderdiği gibi Heraklius'e de mektup gönderdi. Kimden bu rivayet, bu hadisin rivayeti? Revahul Buhariyyu ve Müslimun an Ebi Süfyan'a radıyallahu anh. Bu hadisi şerifi Ebu Süfyan rivayet etti. Buhari'nin ve Müslim'in sahih kitaplarında var. Yani hadis-i şerif sahih. Ebu Süfyan Heraklius'un bu mektubunu burada anlatmış ya.
bize rivayet etmiş ya, Peygamber Efendimizin böyle mektup yazdığını rivayet etmiş ya, kendisi Buhari'deki izahata göre anlatıyor ki, henüz daha Peygamber Efendimizle mücadele ederken, Mekke'de müşrik iken ve Peygamber Efendimizle savaşırken, biliyorsunuz Ebu Süfyan efendim Mekke-i Mükerreme'nin fethine kadar Uhud Harbi'nde, Bedir Harbi'nde Kureyş'in başkanı olarak mücadele etti Peygamber Efendimizle. Mekke'nin fethinde Müslüman oldu. Yani Müslüman oldu, onun için radıyallahu anh diyoruz, ama daha önce efendim şeydi, müşrik idi. Peygamber Efendimizle uğraşanlardan birisiydi. Peygamber Efendimiz'e inanmadığı zamanda, henüz mümin olmadığı zamanda Şam'a bir ticari ziyarete gidiyor. Bir sebeple Şam'a gidiyor. O sırada Bizans İmparatoru da ordusuyla böyle Suriye taraflarına gelmiş. Şam'da efendim bulunuyormuş. Dımaşk şehrinde yani bulunuyormuş. Ve Hicaz'dan bir peygamber çıktı haberi kendisine geliyor. Heraklius'e Hicaz'dan bir peygamber çıktı haberi kendisine geliyor. Ve bu peygamberin nasıl bir kimse olduğunu anlamak istiyor. Haber toplamak istiyor. Ordusunu toplamış, savaş olacak. Nitekim Müslümanlarla Bizanslılar arasında Tebük çevresinde savaşlar oldu yani o devirde. Bilgi toplamak için diyor ki, o belde ahalisinden birisini tutun getirin bana. Bulup getiriyorlar Ebu Süfyan'ı. Mekkeli adam ticaret için gelmiş oraya. Efendim Ebu Süfyan'ı Heraklius'un karşısına getiriyorlar. Heraklius'e anlatıyor şeyi ama kendisi henüz inanmış değil. Heraklius soru soruyor. Diyor ki, bu şahıs sizin kavminizin eşrafından mı, yoksa kenar mahallelerden böyle soyu sopu belli olmayan bir kimse mi? Hayır, bizim soylu bir ailemizden diyor. Onu söylemek zorunda. Aksini söyleyemez, çünkü başkalarına da soracak hükümdar. Yalan söylemesi mümkün değil. Peki diyor, yani onun ahlakı böyle daha önceden hani aranızda yaşamış, böyle aldatmacası bilmem yalancılığı, sahtekarlığı vesairesi. Hayır, dürüst insandır. Muhammed el-Emin diye tanınır. Güvenilir insan diye tanınır. Filan diye böyle çeşitli soruları soruyor. Çeşitli bilgileri aldıktan sonra bu mektup da geliyor kendisine, Heraklius'e. O zaman Heraklius diyor ki, bunlar gösteriyor ki o şahıs peygamberdir. Bize eski kitaplarda anlatılan peygamberdir bu şahıs. Hak peygamberdir. Ben de ona iman etmeyi uygun görüyorum diyor. Fakat bunu böyle bir toplantı yerinde hükümdarın etrafında adamları, saray erkanı, komutanlar vesaire filan hepsinin olduğu kalabalık bir yerde böyle bu münazara, konuşmalar, bu mektubun gelmesi, okunması, tercümesi böyle cereyan etmiş. Ebu Süfyan da orada, mektubu getiren de orada. Şimdi bu böyle cereyan edip de o böyle İslam'a meyledince bir gulgule kopuyor salonda. Olur mu, nasıl olur, bilmem ne filan, artık neler dedilerse o hükümdarın etrafındaki o kalabalık, büyük bir hoşnutsuzluk ve homurtu meydana gelince Heraklius 180 derece çark ediyor. Yani tam yüz geri dönüyor ve diyor ki, ben sizin dininize bağlılığınızı denemek için sizi imtihan ettim. Mahsustan söyledim diyor. Yani Hristiyanlara efendim ben size mahsustan söyledim diyor filan, iş böyle kapanıyor. Demek ki muhterem kardeşlerim, Heraklius şahsen bu işin doğruluğunu kavramış, fakat imparatorluk elden gitmesin diye çevresindeki insanlar kendisine efendim karşı çıkmasınlar, kendisiyle bir mücadele kopmasın diye bu işi geçiştirmiş bir kimse olarak görünüyor. Yani Habeş İmparatoru gibi Müslümanlığı kabul etmemiş. Buradan başka bir hadisi şerife geçmeden efendim İran'a gönderdiğini ne oldu diye onu da kısaca söyleyelim. İran'a da bir elçi gönderdi Peygamber Efendimiz. İran'ın başında Sasani hükümdarı vardı. O Sasani hükümdarına elçi gitti.
Buna benzer bir mektup, bu mealde bir mektubu ona okudu. İran hükümdarı çok mütekebbir bir kimseydi. Peygamber Efendimiz'in mektubunu cart 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 yırttı, parçaladı. Ve elçisini de öldürdü. Vay benim idarem altındaki bir ülkeden. O zaman Yemen'i filan İranlılar istila etmişler. Arabistan'a hakim durumdalar. Sasaniler oralara hakim olmuşlar. Suriye'de Bizanslılarla hudut durumdalar. Şeyde, yani Irak filan da onların elinde. Suriye'de hudut durumdalar. Ve Peygamber Efendimiz'in gönderdiği sahabeden olan, mektubu getiren şahsı da orada öldürtüyor. Halbuki elçiye zeval yoktur. O da bir mektup yazsın, cevabını şey yapsın. Elçiyi de öldürtüyor. Peygamber Efendimiz şeyden, Hicaz'dan, Medine-i Münevvere'den diyor ki, mektubumu parçaladı, Allah da onun mülkünü parça parça parçalasın. Elçimi öldürdü, onu da efendim Allah böyle cezasını versin diye dua edince, az bir zaman geçmeden ülkesi parça parça parçalanıyor şeyin, Sasani İmparatorluğu'nun, ve kendisi oğlu tarafından bıçaklanıp öldürülüyor. O da kafirin cezası. Yani Allahu Teala Hazretleri durumuna göre muamele. Bizans İmparatoru münafıklık yapmış, bir kabul etmiş, bir adım atmış, bir geri çekilmiş. Onun durumu öyle. Ötekisi şiddetli kafirlik yapmış, domuz gibi. Mektubu yırtmış, adam akıllı şeylik yapmış. Ona ceza onun yaptığı iş cinsinden geliyor. Necaşi, vallahi bu söylenenler doğru diyor. Ben de Hazreti İsa hakkında bundan başka bir kanaate sahip değilim diyor. Mekke'nin müşrikleri, Habeş İmparatoruna, oraya hicret eden Müslümanları kötü göstermek için diyorlar ki, ey hükümdar, bunlar sizin dininize karşıdır, bunlar sizin dininize ağır sözler söylerler diyorlar. Ne söylermiş diyor? Bunlar diyorlar Hazreti İsa'nın tanrılığını kabul etmez, o da bir kuldu der diyor. Hazreti Meryem onun annesidir, efendim masum bir bakiredir diye söyler diyorlar. Onları böyle dinledikten sonra Hazreti Cafer Tayyar Hazretleri ile olmuş münazara, yani o Mekke'nin müşriklerinin elçisi ile Müslümanların oradaki başkanları karşılıklı hükümdarın karşısında konuşmuşlar. O Müslümanların dediklerini dinledikten sonra diyor ki, ben de Hazreti İsa hakkında bundan başka doğru kanaat bilmiyorum diyor. İşin doğrusu budur diyor. Bu doğrudur diyor ve o müminleri, o şey gelip teslim alıp da Mekke'ye götürüp işkenceyle öldürmek isteyen müşriklere vermiyor o hükümdar. Hem mertlik yapıyor, hem onların haklı olduğunu itiraf ediyor, hem de İslam'ı kabul ediyor. Ona Peygamber Efendimiz cenaze namazı kıldı, dua etti. Onun mükafatı öyle. Bak kaç çeşit insan. Birisi inandı, Peygamber Efendimiz'in duasına mazhar oldu, cenneti kazandı. Ötekisi kalben inandı ama inancının gereğini yapamadı, efendim münafık durumuna düştü. Orada ölüm pahasına da olsa, hükümdarlık elden gitmek pahasına da olsa, hak dindir bu diyecekti, onun ben kölesiyim diyecekti, ben inandım diyecekti, siz inanmıyorsanız inanmayın diyecekti, defolun gidin diyecekti, veyahut ikna etmeye çalışacaktı, veyahut onlar onu öldürseler bile öldürün, korkmuyorum diyecekti. Çünkü Firavun'un tehdidine Musa Aleyhisselam'ın mucizelerini gören Mısırlı sihirbazlar ne dediler? Faktıma entekat, innema takdi hazihil hayatet dünya. Ne hükmedersen et, öldürürsen öldür, bacaklarımızı kesersen kes, kollarımızı kopartırsan kopart, korkmayız, sen burada hükmedersin, biz Allah'ın huzuruna gideceğiz, orada mükafata ermeye talibiz, senin tehdidinden korkmuyoruz diyebildiler Firavun'a. O adamlar Firavun gibi azılı, ben tanrıyım diye kendisine insanları taptırtan bir azılı herife böyle mertçe konuşabildiler de, Heraklius kendi tebaasından efendim komutanlara bu doğru dindir deyip doğruyu söyleyemedi. Ondan ceza görecek. Yani kalben inanması yetmeyecek. Ondan ceza görecek. Ötekisi adam akıllı aşırı zıpırlık, edepsizlik yaptığından mülkü parçalandı, Müslümanların eline geçti, tahtı eline geçti, tacı eline geçti Müslümanların, efendim hazineyi Hümayun'u eline geçti ve çocuğu tarafından öldürüldü.
O da öyle. Allah-u Teala Hazretleri her işi hikmetle yapar muhterem kardeşlerim. Onun hikmetlerini görüp de ona güzel kulluk etmeyi Rabbimiz cümlemize nasip etsin. Bu hadis-i şeriften çıkan ders çoktur tabi de, her cümlesinden binlerce dersler, hikmetler çıkar muhterem kardeşlerim. Nasıl Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisinin yaşadığı devirdeki büyük güçlüklere ulaşım ve haberleşme imkansızlıklarına rağmen İslam'ı Mısır'a, Habeşistan'a, Sasani'ye, İran'a, Irak'a, Bahreyn'e, Umman'a nasıl yaymışsa, nasıl tebliğ etmişse, bizim de asıl vazifemiz hepimizin, yalnız başında sarığı olan hocaların değil, kürsüde vaaz eden, camide namaz kıldıran hocanın değil, bütün Müslümanların asıl vazifesi Peygamberimizin bu işin devam ettirmektir. Hocam ben mühendisim. Hayır, sen buraya mühendis olarak gelmedin. Sen buraya Allah'a güzel kulluk etmek için, imtihan için geldin. Mühendisliğin yan bir iştir, o beni ilgilendirmez. Sen Allah'ın dinine yardım edeceksin. Hocam ben doktorum, ben onu bilmem. Arada fırsat bulursan hastaları da tedavi et. Asıl işin Allah'ın dinine hizmet etmek. Hocam ben öğretmenim, ben askerim, ben bilmem memurum, ben amirim, çiftçiyim, köylüyüm, şehirliyim, ne olursan ol. Asıl vazifen Allah'ın dinini öğrenmek, öğretmek, yaymak, Allah'ın dinine hizmet etmektir. Ötekisi bir geçim vasıtasıdır. Olsa da olur, olmasa da olur. Memur olsan ne olacak, olmasan ne olacak? Çiftçi olsan ne olacak, olmasan ne olacak? Doktor olsan ne olacak? Doktor olmayanlar ölüyor mu? Yani hiçbirisi önemli değil. Önemli olan imandır. Hükümdar olmak da önemli değil. Heraklius hükümdar oldu da ne oldu? Hüsrev Perviz hükümdar oldu da ne oldu? İran'ın Sasani İmparatoru ne oldu? Hepsi geldi geçti. Bum nevbet mizenet der kasrı perdedari mi kunet der kasrı Kayser ankebut. Bum nevbet mizenet bertare mi efrasiyab perdedari mi kunet der kasrı Kayser ankebut. Efrasiyab'ın sarayında baykuşlar ötüyor. Efendim Bizans Kayseri'nin efendim malikanesinde örümcekler perdedarlıklar yapıyor. Ne demek? Hepsi yıkılıyor. Hepsi harabe oluyor. Baykuşlar ötüyor. Örümcekler yuva yapıyor. Dünya saltanatı kimseye kalmıyor. Hayat kimseye kalmıyor. Hepimiz öleceğiz. Bir gün geleceğiz. Hepimiz öleceğiz. Ben doktordum ya Rabbi, bana cennette iyi bir köşe ver. Ben mühendistim ya Rabbi, bana cennette şöyle mevkimle mütenasip bir yer ver. Bakanlık yaptım, memurluk yaptım, müdürlük yaptım, müsteşarlık yaptım. Dünyada altımda efendim makam arabaları vardı, emrimde insanlar vardı. Onun için dünyadaki gibi güzel bir mevki ver diyecek durumu yok kimsenin. Herkes inküllü nefsin illa atir rahmana abda, herkes kul olarak gidecek oraya, herkes soyunmuş olarak gidecek. Efendim gurlen, efendim uryen, böyle çırılçıplak gidecek, anasından doğduğu gibi gidecek. Üstünde ne rütbe bulunacak, ne başında taç bulunacak, ne sırma bulunacak, ne apolet bulunacak. Herkes Rabbinin huzuruna öyle varacaklar. Efendim İlla men etallâhe bi kalbin selim. Yani ancak Allahu Teala Hazretlerine selim bir kalp ile gidenler, imanı kamil ile gidenler kâr edecekler. Buranın köleleri ahirette bey olabilir. Buranın fakirleri ahirette zengin olabilir. Buranın düşkünleri ahirette mevki, makam, rütbe, mertebe sahibi olabilir. Buranın efendim çok yüksek mevkilerinde olan insanlar da ahirette kölelerine muhtaç duruma düşebilir. Kölelerine el açacak, avuç açacak, yalvaracak duruma gelebilir. Allah dünyanın bu hakiki çehresini görüp de Allah'a güzel kulluk etmeyi cümlemize nasip eylesin. Bi hürmeti esrar-ı suretil Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Rabbil alemin. Ya Rabbi. Sallallahu aleyhi ve sellem.